katılım adresinden Maksat Yarışma Olsun programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen. Ekip arkadaşlarımla birlikte İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'deyiz. Sorularım hazır, market çeklerim hazır. Siz de hazırsanız buyursunlar, başlıyoruz. Yanımda hoş bir hanımefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim. Ses tonunuz ne kadar hoş. Öyle söylüyorlar. Ne işle meşgulsunuz? Yazarım ben. Yaşam koçuyum aynı zamanda. Harikulade. Ne güzel efendim. Ama böyle yani bence sizden bir seslendirme sanatçısı da olurmuş. Lise döneminde yaptım aslında dublaj kısa bir süre. Süpermiş. Telaffuzu çok güzel çünkü hanımefendinin. Değil mi Portakal? Portakal da evet diyor böyle. Ben duyuyorum diye. Ben de duyuyorum. Tamam, sen daha net duyuyorsun. Ben de duyuyorum. Peki bugün ne yapmaya çıktınız Kadıköy'e? Doğum günü olan insanlar var. Bizim Haziran ayı birazcık yoğun. Onlara hediyeler bakacağız. Ay ne güzel. Ne güzel. Geziyoruz efendim. Mutlu etmek çok güzel bir şey değil mi? İnsanlara evet, hediyeler vermek. Ben bayılıyorum valla. İmkanım olsa arkadaşlar her gün birinize hediye alırım, onu söyleyeyim. Çok seviyorum insanları mutlu etmeyi. İnşallah şimdi 3 sorum olacak size. 3'te 3 yaparız. Market çekimizi size veririz. Kısa günün kârı deriz. Evet. İlk sorum geliyor. Çok yakında olması beklenilen olayları anlatmak için kullandığımız sözde eli nerede deriz? Kulağında. Eli kulağında, doğru cevaptı efendim. Geliyor alkışlar. Yazarım dediniz. Ne tarz şeyler yazıyorsunuz? Kişisel gelişim. Yani Yaşar Koç olduğum için aynı zamanda kendi alanıma yakın yazılar yazıyorum. Peki süper. Kitap var mı? Var. Kitabınızın adı nedir? Bak kardeşim. Bak kardeşim. Hı-hı. Kişisel peki, gelişim türünde. Çok güzelmiş. Bizim de aklımızda bulunsun. Geçiyorum ikinci soruya. Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kişilerin mesleği nedir? Editör. Editör doğru cevaptı efendim. İkinci sorumuzu da geride bırakıyoruz. Bu da mesleğinizle alakalı bir soruydu aslına bakarsanız. Evet, evet. Şansıma. Peki. Son sorum da şu. Maya uygarlığı hangi kıtada kurulmuştur? Mayalar. Hakikaten çok da böyle aydın bir uygarlıktı. Tahmin ediyorum Aztekler. Sadece. Hı-hı. Bilgim yok. Ama şey, Anadolu Asya mı? Değil. Daha uzak bir kıta. Sayayım mı hepsini? Bizden. Hepsini saymayın. Hadi iki hakkınız olsun. İki hakkım olsun. Asya. Afrika değildir. Bilmiyorum. Tahminde bulunun. Avrupa. Değil. Son hakkınız. Hatta orta bir şeyde. Orta bir yerde. Orta Asya var, Orta Amerika var. Hangisi? Amerika, Orta Amerika. Amerika, Orta Amerika doğru cevaptı efendim. Tebrik ediyorum. Hanımefendi bilmiyorum dedi, tahminde bulundu. Artık hiç unutmazsınız bence. Evet, muhtemelen. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl geçti yarışma sizce? Güzeldi. Yani ilk ikisi zaten hediye gibi bir şeydi. Sağ olun. Üçüncüsünü de bilmiyorum. Olsun, öğrenmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler, sizi tanıyalım. Tolga ismim. Ne yapmaya çıktınız Tolga Bey? Dolaşmaya çıktık arkadaşlar. İyi yaptınız. Beyefendi siz sosyal medyaya çekiyor. Evet. Kaç yıllık bir dostluk? 15 senedir artık tanıştık. Aa, ne güzel, ne güzel valla. Hakikaten o uzun dostlukların şeyi bir başka oluyor. Evet. Tadı bir başka, paylaşımı bir başka oluyor yıllardan dolayı. Şimdi duydum ki kamera arkasında, aa sorular ne kadar kolaydı sana. Yok, şaka yaptım. Yani. Şaka yaptım, şaka yaptım diye. Peki, yok merak etmeyin. Tamam. Öyle dediniz diye zor sormayacağım. Sırada ne varsa onu soracağım. Tamam. Her kartımda bir kolay, bir orta, bir de zor sorum mevcut. İnşallah bildiğiniz yerlerden gelir. İnşallah. Bakalım neler olacak. İlk sorum şu. Sözünü tutmasıyla bilinen insanların sözünün nesi olduğu söylenir? Eri. Eri doğru cevap efendim. Geliyor arkadaşlar kocaman. Kopya yok, rica edelim kenardan. Beyefendi zaten doğru cevabı verdi ama. Peki sözünüzün eri misinizdir? Evet. Peki önemli bir şey. Söylediğimizin ne yaptığımızın bir olması lazım. Doğru. Geçiyorum ikinci soruya. Bir Roma İmparatoru ile aynı adı taşıyan salata türü hangisidir? Salataları bir düşünelim. Bir şey salata var. Sezar. Sezar geliyor alkışlar kocaman. Sever misiniz salataları? Severim. Peki en sevdiğiniz salata? Kıvırcık. Benim de çoban. Bayılırım böyle küçük 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 kesilmiş. Peki son sorum da şu. Kamulaştırma genellikle hangi sözle ifade edilir? Kamulaştırma.
Hatta diyelim sizin orada eviniz var, oradan yol geçecek, oraya ne diyorlar? Bir şey alanı. Yeşil alan. Değil. Sizin orada bir arsanız var. Evet. Oradan yol geçecek, oraya da aynı şekilde diyorlar. Bir şey alanı. Ne alanı diyorlar? İ harfiyle başlıyor efendim. İ harfiyle başlıyor. 2B mi? Efendim? 2B. 2B değil. İs. 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 5'ten geri sayıyorum. 5. İs. Bir dakika. İs. İs. 4. İs. İs. 3. 2. İs. 1. Efendim istimlak. Son saniye bilmiyorum. Kabul ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Geliyor alkışlar. Sağ olun. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Sağ olun. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bir beyefendiyle yarışmaya kaldığım yerden devam ediyorum sevgili seyirciler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Ender. Beykozluyum. Paşabahçeliyim. Yani Boğaz'da oturuyorum. Ne güzel. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Şanslısınız valla. Evet. Beykozluyum diyor beyefendi. Evet. Paşabahçeliyim. Peki şöyle bir boğaz turu almak yerine niye geldiniz Kadıköy'e? Alışverişe geldim. Ne alışverişi? Yazlık alışverişi. Yazlık 3 aydan beri dışarı çıkamıyoruz. Bugün de şey yaptık. Peki bugün böyle bir alışveriş yapıp enerji toplama günü mü? Evet. Ondan sonra denize girme günü. Peki hadi inşallah. Nereye gideceksiniz tatile? Güney'e gideceğiz herhalde. Güney'de neresi var aklınızda? Bodrum. Bodrum. Hakikaten şahanedir. Evet, doğru. Eminim. Ama yani bu yaz tatiller nasıl olacak onu da düşünmüyor son... değiliz. Hepimiz düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Tedbirleri alıp gideceğiz. Muhakkak. Işte. Kurallara uyacağız evet, efendim. Evet. Peki ilk sorum geliyor size. Keten, koz, kağıt gibi çeşitleri olan tatlımız hangisidir? Yandı gülüm. Elba. Keten. Helva. Helva. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Sever misiniz? Tatlıyı severim. Belli olmuyor mu? Belli olmuyor mu diyor efendim. Beyler diyor ki Türk kasa. Evet. En sevdiğiniz tatlı hangisi? Baklava. Baklava. O hakikaten biz böyle ağır şerbetli tatlıları daha evet. çok seviyoruz. Evet. Benim de en sevdiğim un helvasıdır. Bayılırım. Afiyet, afiyet olsun. Vallahi. Peki hangi takımısınız? Beşiktaş. Beşiktaşlısınız. Beşiktaş'tan değil ama başka bir takımın eski bir futbolcusuyla ilgili soru geliyor size. Berlin Panteri lakaplı Galatasaraylı efsane kaleci kimdir? Turgay. Turgay ne? Turgay Varol. Değil Turgay. Şeren. Şeren doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. Geçiyorum son soruya. Son sorum da şu. Hem kır, daha doğrusu hem kır resmi hem de bir yerin doğal görünüşü anlamında kullanılan sözcük nedir? Manzara. Değil. Geografi. P harfiyle başlıyor. Portre. Değil. Nere deriz? Buranın bir şey ne güzel deriz. P harfiyle. P. Pey. Peyzaj. Peyzaj. Doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Çok iyi geçti. Çok güzel yarışma. Güzel. Her şey güzel. Peki sağ olun. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler çok olsun. Çok teşekkür hoşça ederim. Kalın. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Ben de öyle. Ben her de. Şey yolunda mı? Nasıl geçiyor günler? Valla koronadan sonra biraz ferahladık ama yine tedirginlik devam ediyor. Kesinlikle öyle. Bir bitse de kurtulsak. Yani daha halen ama mecburuz. Çıkıyoruz. İşlerimiz var. Hava alıyoruz hava biraz hava alıyoruz da. Ama yani gene de tamamen bitmiş değil gibi düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir şey soracağım. Marketten eve gelen şeyleri silip koyuyor musunuz? Silip koyuyorum. Direkt değiştiriyorum poşetleri. Ellerimi hijyenliyorum. Elimden geldiği kadar. Eski hayatımız ne kolaymış değil mi? Özellikle ben bu market meselesinden gerçekten Recep artık usandım, bıktım. Evet. Bir market yani market alışveriş yapıyorum. 2-3 parça bir şey alsak ve onları tek tek sil. Tek tek yıka. Yani bir saat oluyor. Eğil kalk, eğil kalk aynen, yerleşti. Aynen, aynen. Vallahi özledim şöyle marketten bir şey alıp çat diye buzdolabına koymayı. Biz de maalesef biz de özledik ama yani. Geçecek inşallah. İnşallah, inşallah. Çünkü hakikaten bu düzen aynı zamanda bizi hem psikolojik olarak yordu hem de fiziken de yordu yani. Yordu psikolojik olarak. Çok fiziken. Yordu. Yani evdekileri de düşünmek zorundayız. Evet. Ben böyle ev hanımı olarak. Çocuklarım var, annem var, ailem var.
daha çok sorumluluk oluyor bizlerde. Vallahi, ama yapacak bir şey yok. Bugün sosyal medyada bir yapı gördüm. Hakikaten çok doğru. Şöyle yazmışlar, tabii ki herkes için bu geçerli değil ama her işe burnunu sokan birçok insan var. O işlere burnunu sokan insanların maskeye niçin burnunu sokmadıklarını anlayamıyorum yazmışlar. Ben de anlayamıyorum. Zaten çok da maskesiz dolaşıyorlar. Evet. Kesinlikle yani öyle bir şey uyum yok yani. Yok. Şimdi hava ısındı diye bir gevşeme var ama ben de hakikaten çok şaşırıyorum maskesiz dolaşanlara. Hadi diyelim kendinizi geçtiniz. Hiç mi bir sevdiğiniz yok? Hiç mi bir büyüğünüz yok? Çok hiç doğru. Mi korkmuyorsunuz? Çok doğru. Çünkü bu hani bana olmaz. Çünkü ben çok akıllıyım, bana olmaz çünkü benim çok param var gibi bir şey söz konusu değil bu durumda yani. Evet. Hakikaten bu süreçte de bir sürü belgeseller çekildi. İşte görüyoruz Cerrahpaşa'nın yoğun bakım ünitelerini, o doktorlar evet. Canla başla çalıştılar. Yine sosyal medyada bir şey gördüm. Malum işimiz olmadığı sürece hala evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Biri demiş ki, nasıl ki demiş doktor var diye kendinizi bir binanın üstünden atmıyorsanız, korona da bu şekilde yani doktorlara güvenip nasılsa bana bir şey olmaz demeyin diyorlar. Evet. Çok da haklılar çünkü o insanlar bizler için çok fedakarlık ettiler. Evet. Günlerce evet. Evlerine gitmediler. Bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi teşekkür sunalım. Ediyoruz. Teşekkür sinirlendim ediyoruz. Sinirlendim bir yarın Recep. Çok gerçekten haklısınız. Gerçekten sinirlendim maskesizleri görünce. İkinci sorum. İkinci soruya geçtim. O kadar uzun sohbet ettim ki biri sormadan ikiye geçtim. Birinci sorum şu. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi biçiminde başlayan söz nasıl devam eder? Başkasına da yapılmasın. Başkasına da yapma deriz. Yapmıyorum. Geliyor ağzınızdan. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci sorum şu. Üflenerek şekil verilen evlerimizde kullandığımız pek çok aksesuarın ham maddesi nedir? Üflenerek şekil verilen. Böyle hatta üflerler görürüz zaman zaman böyle yazlık yerlerde de yaparlar. Soruyu tam kavrayamadım pardon. Üflenerek şekil verilen evlerimizde de kullandığımız pek çok aksesuarın ham maddesi nedir? Böyle ondan işte nazar boncuk da yaparlar duvara asılsın diye. Üflenerek şekil verirler, böyle süs eşyaları yaparlar. Topraklı bir şey mi? Değil. Toprağı evet. Üfleyerek şekil vermiyorlar. Ne iş üfleyerek şekil veriyorlar? Böyle bir ısıyla çalışırlar. Ne acaba ya? Cam mı? Cam doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. Şu anda ediyorum. Hatırlayabildim. Peki. Kusura bakmayın. Bir estağfurullah. Biraz zaman zaman unutulabiliyor. Hemen yani, akla gelmeyebiliyor. Soru çok kapsamlı geldi bana. Onun için kusura bakmayın. Peki estağfurullah. Son sorum da şu. Bir sayıyı küçük tutarlarına atarak veya ekleyerek tüm sayı durumuna getirmeye ne ad verilir? Küsurat mı? Yok yani. Değil. Biz ona deriz ki bir şey yaptım. Soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii. Bir sayıyı küçük tutarlarını atarak veya ekleyerek tüm sayı durumuna getirmeye ne ad verilir? Yani örnek veriyorum 19 lira 99 kuruşa biz ne deriz? Onu böyle bir şey yaparız, tamamlarız. 20 deriz. Ne yaparız? 20 deriz. Tamamlama. Tamamlama anlamında kullanıyoruz onu. 19.99 değil de 20 diyoruz. Ne topluyoruz. Yapmış oluruz? Ne? Topluyor muyuz? Hayır. Soruyu hiç kavrayamadım. Yani bir şey diyoruz biz ama kopya yok rica edeceğim. Yok kopya almıyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Tamam yani aslında bence sizin aklınıza gelmedi bir an. Bence de. Bence de. Başka bir örnek bana türetir misiniz arkadaşlar? Evet, türetemiyorum şey, çünkü. Türetemedim evet. Köfteyi ne yapıyoruz? Hadi sordum olsun. Doğruyoruz. Başka yani, şekil vermek için? Köfteyi şekil vermek için ne yapabilirim? Üzülerek doğru cevabı veriyorum artık. Efendim yuvarlamak olacaktı. Ay, yok çok aklıma gelmedi. Olsun. Tamam olsun olsun. Olsun. Yani hiç aklıma diyorum. Gelmedi gerçekten. Sizi uğurluyoruz. Kendinize tamam, çok iyi bakın. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Recep Tutal.
İki Recep'in ortasında İki dilek tutayım mı? Böyle batıl lanslarımız vardır ya bizim. Bir dakika, hepimiz için bir dilek tutuyorum. Şu meseleyle ilgili bir dilek tutuyorum. Allah'ım duy sesimizi ya Rabbim, bitsin şu korona. Amin diyor ekip arkadaşlarım da. Nasıl geçiyor günler? İşte 2 ay, 3 ay evde kaldıktan sonra ben milli eğitim personeliyim, öğretmenim. Tabii öğretmenler bu dönemde de bütün çabalarını, gayretlerini eğitim, öğretim için harcadılar. Öğrencilerinizi özlediniz mi? Kesinlikle. Öğrencilerimiz de, ben idareciyim aynı zamanda. Aha. Öğretmenlerimiz her gün EBA üzerinden canlı ders yaptılar. Evet. Her öğrencimiz kendi tabletinden, bilgisayarından, telefonundan öğretmenlerimizi canlı olarak gördüler. Eğitimden öğrenciler mahrum kalmasın diye hakikaten bu süreçte öğretmenlerimiz de... Eğitimimizin şekli değişti. Belki bundan sonra böyle şeylere alışacağız artık. Eyvah eyvah. Alışma ne iyi ama bu teknolojinin bu yönde kullanması da iyi oldu. Kesinlikle. Ne öğretmenisiniz? Ben yukarıdaki okulun müdürüyüm. Esas branşım din kültürü, ahlak bilgisi. Peki öğretmenim. Şimdi sorularım olacak. Buyurun. Size. Hazırsanız ilk sorum şu. Ülkemizde balonda evlenme teklif etmek isteyen birisi nişanlısını hangi turistik bölgeye götürebilir? Kapadokya. Kapadokya, doğru cevap geliyor alkışlar kocaman öğretmenime. İlk soru geride kalıyor. Gittiniz mi öğretmenim şu taraflara? Öğrencilerimizi götürdük hatta. Ne güzel, çok da güzel hakikaten. Çok da güzel, evet. Ben bayılmıştım Kapadokya'ya. Böyle derler ya, rüya gibi bir şehir. Aynen öyle. Bir bölge daha doğrusu. İkinci sorum şu. Bir işin çok kısa sürede gerçekleştiğini anlatan sözde o işin ne kurumadan olduğu söylenir? Bir şey kurumadan oldu iş deriz. Terimiz. Efendim? Ter. Kör mü? Ter, alın terimiz. Ter değil efendim. Ne kurumadan iş oldu deriz öğretmenim? Manisa'nın M'siyle başlıyor. Bir şeyi kurumadan bir şeyi... Mürekkebi. Mürekkep, doğru cevap. Doğru yani. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Son sorum da şudur. Birinin kabahatli olmadığını, olumsuz eleştirilerin dışında tutulduğunu anlatmak için o kişinin ne edildiği söylenir. Mesela asla böyle bir şey olmadı ama öğretmensiniz diye örnek veriyorum. Öğretmenlerin de genelde notu çok kıt ama sizi... Ha, tenzih ediyorum. Tenzih, doğru cevap efendim. 3-3 yaptı beyefendi. Market çekini aldı. Nasıl geçti öğretmenim yarışma? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel. Bir defa rast gelmiştim. Onun için arkadaşımız deyince katılmak istedim. İyi yaptınız güzel. Öğretmenim. Çok kendinize teşekkür. Çok iyi bakın. Sağlık bakalım. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi tanıyalım. Benim adım Okan. Sancaktepe'de oturuyorum. Buraya ürün sevkiyatı için geldim. Ürün sevkiyatı. Burada çalışıyorum, evet. Geçerken sizi gördüm. İyi yaptınız. Arkadaşlarınız da katılmak ister misiniz dedi. Ben de tabii neden olmasın diye katılmak istedim. Süpersiniz. Arkadaşlarımız da hep davet ederler. Çok naziktirler efendim. Evet. Peki, şimdi de yarışacağız. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Genel kültürüme güvenirim zaten. Etrafımdaki herkes de bunun yüksek seviyede olduğunu söyler. Ne güzel. Fakat böyle bir programda... Neler olacak biraz bilinmez. Biraz heyecan olabiliyor. Şimdi ben arkadan izledim biraz. Evet evet, siz bayağı beyefendiler, arkadaşları da var. Alkışla burada evet. Diğer yarışmacıları desteklediler sağ olsunlar. Sorular basit ama biraz hani heyecandan dolayı biraz soruyu anlama kısmında siz de biraz. Sanki biraz şu an heyecanlanmaya başladınız. Yani böyle illaki. Bir heyecanı hissediyorum sizde de. İllaki. Peki hadi ilk soruyu sorayım, o heyecanı buyurun. Biraz atalım. İlk sorum şu. Kötü olaylardan çabuk etkilenip üzülen insanların yüreği neye benzetilir? Yüreği, yufka. Yufka, doğru cevap efendim, geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Yufka yürekli misinizdir? Evet. Biraz. Ya duruma göre ama genelde yufka yürekli. Yoksa kinci misiniz? Ya kinci... Hem kim cinem değilim yani. Kincilik o değişir. De duruma var. Göre değişir. Olaya göre, olaya duruma göre, göre değişir. Peki efendim. İkinci sorum şu. Pikan adında bir türü olan yemiş nedir? Pikan. Pikan. Bir yemişleri düşünelim. Kuru yemiş tabi. Evet, o yemişleri bir düşünelim. Pikan. Türünde. Badem, kajun. Değil, başka? Fındık, fıstık. Değil. Fındık, fıstık. Pikan nesi olabilir? Fındık, fıstık değil, kaju değil, badem değil. Başka ne var? Leblebi. Değil. Değil. Çekirdek. Değil. Böyle hem onun içi ayrı satılır,
Hem istersen kabuklusunu, istersen içine alabilirsin. Antep fıstığı. Aa. Badem. Son bir şey daha kaldı. Hadi. Şu an heyecandan dolayı evet. Aslında biraz. Yoksa. Şimdi bir kabuğuyla satılır. Böyle biraz serttir onun kabuğu. Hem de iç olarak satılır. İç olarak. Bak fındık değil. Fındıkta da aynı mevzu var. Evet. Ama değil, ne olabilir? Başka bir tek o kaldı. Bir tek o kaldı. Böyle ceviz. Oh ceviz, şükürler olsun. Geliyor alkışlar. Portakal, yardım mı ettin? Dürüst ol. Kopya verdin mi? Dürüst yok, ol. Bir ceviz kalmıştı zaten. Ha, evet, bir ceviz kalmıştı zaten. Biraz önce de söylemesi ayıp şey yemiştik biz. Söyle, ne yedin? Muhallebi yemiştik. Oy. Oradan aklıma geldi, yoksa. Peki, son sorum şu. Dünyada sağlık bilimlerini hangi hayvan temsil eder? Sağlık bilimlerini yılan. Yılan doğru cevaptı. Evet. Geliyor efendim. Sağlık bilimleri ambleminde olsun, etrafımızda olmasın efendim yılanlar. Tebrik ediyorum. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. 3'te 3 yaptın. Evet, hızlı market geçti. Market çeki senin oldu. Bir ceviz al o market çekiyle. Onu olsun. Yapacağım zaten. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Sağ olun, kolay hoşça gelsin. Kal. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Ben Taha. Soyadınız nedir? Taha Can Yalman. Daha Can Yalman. Kaç yaşındasınız? Evet, 26 yaşındayım. 26, harikulade. Evet. Ne yapmaya geldiniz Kadıköy'e? Geziyoruz Kadıköy'de. İşimiz var burada. Gıda pazarlama işi yapıyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederiz. Nasıl işler güçler? Yolunda mı her çok şey? Çok durgun piyasamız korona dolayısıyla. Aha. Sabırla açılacak. Bekliyoruz. İnşallah. İyi olmasını efendim. Bekliyoruz. Önce sağlık diyelim. Sağlık olsun. Evet. Gerisi hallolacak inşallah en kısa zamanda. Bizler de özledik vallahi arkadaşlarımızla buralarda buluşmayı. Ben Anadolu yakası çocuğuyum Recep. Buralar bizim, sen bizim, portakal ben de Anadolu yakası çocuğuyum diyor. Peki karşı onların buralar bizim. Kadıköy'de hakikaten Anadolu yakasının Taksim'i gibi bir şey. Gibi. Buluşma noktası. En, o yüzden efendim? En ünlü, en canlı yeri yani. Evet, en canlı yeri. Yok yok, Kadıköy'de her aradığınızı bulursunuz. Evet. Her fiyata bulursunuz hem de. Hele ki son yıllarda moda olan bir sokak var Boğa'nın orada. Alışveriş için oh 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 neler evet. Var neler. Bilmeyenlere söyleyeyim ben de bir kere. Peki ilk sorum geliyor. Evet. Hangi takımısınız? Galatasaraylıyım. Nasıl buldunuz izleyebildiğiniz kadar sezonda takımı? Çok iyi gidiyor şu anda Galatasaray. Maçlarda seyircileri coşturan kişilere ne ad verilir? Amigo. Amigo doğru cevap efendim. Statlarda da maç izlemeye gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ali Sami Yen'de birçok kere gitmiştim de yeni stadımıza gidemedim iş dolayısıyla. İnşallah. İnşallah zamanla. Gidersiniz. İnşallah. Peki. İkinci sorum da şu. Nerelisiniz? Erzincanlıyım. Ben size Erzincan değil ama Rize'yi soracağım. Rize'nin plaka kodu nedir? 61. Değil. Değil mi? Değil. Benim çok Rizeli arkadaşım 53 var. O zaman. 53 doğru cevap efendim. İkinci soru da geride kaldı. Son soruya geçeceğim ama evet. Şimdilik nasıl gidiyor yarışma? Kolay gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Son soru biraz... Hanımlarla ilgili bir soru. Aslında hanımların daha çok bilebileceği bir soru ama size de sorayım. Böyle modayı takip eder misiniz? Çok fazla değil ama az çok var bileyim. Ben böyle bir hissettim çünkü beyefendi tam böyle işte yelekleri giymiş hafif böyle erkeklerde biliyorsunuz son yıllarda böyle kısa paçalar moda. Böyle evet. Sanki bir dikkat ediyor. Aksesuarlar falan da var değil mi? Her Recep? Zaman vardı. Kendimi bildim bileli var onlar bende ya. Onlar var. Ben doğuştan modayla ilgiliyim diyor beyefendi. Estağfurullah. Peki sorum şu. Boyu diz kapağına örten veya diz kapağından 3-4 santim kadar aşağıda olan etekler hangi isimle anılır? Mini etek üstte oluyor bildiğim mini kadarıyla. Mini üstte oluyor. Uzun etek yere kadar oluyor. İkisinin yani? Ortası ne etek olur? Hiç. Yani bilgim var mı bilmiyorum bununla hatta alakalı. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mini denir. Uzununa da maxi denir. Ortasına ne denir? Yine M ile başlıyor. Mini bir şey maxi. Yok o bende maalesef. Midi olacaktı. Midi. Midi. Sizden duyuyor olabilirim bunu. Olsun. Öğrenmiş teşekkür olduk. Ediyorum. Yarışmış olduk. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça siz kalın. De kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi tanıyalım. Adım Mustafa, soyadım Tenk. 23 yaşındayım.
Bugün ne yapmaya geldiniz Mustafa Bey Kadıköy'e? Bugün gezmeye geldim, dolaşmaya geldim. İyi yaptınız. Sıkıldınız mı evde evet. Pandemi sürecinde? Evet, evde kalmaktan sıkıldık. Biraz dolaşalım dedik. Peki okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okul bitti, bu sene bitirdim, mezun oldum. Ne mezunusunuz? Makine mühendisliği mezunuyum. O mühendis olmuş beyefendi artık. Evet. Peki iş aramaya başlayacak mısınız? Evet. Peki artık bu süreç de geçti. En kısa zamanda işte bulursunuz inşallah diyelim. İnşallah, teşekkürler. İstanbullu musunuz? Yok, Giresunluyum. İstanbul'da yaşıyorum, doğma büyüme. Peki aile var mı Giresun'da, birileri, akrabalar? Ailem de burada. Herkes burada. Aynen. Peki Giresun'a, fındık diyarına selam olsun diyelim. Sağ hakikaten olun. Oralarda şimdi çok güzeldir. Serindir evet. Değil mi yaylalar falan? Aynen öyle. Ben de gideceğim bir iki haftaya zaten. Aa, ne güzel. Memleket gibisi yok. Aynen. Devamlı gidiyorum zaten. Peki şahanesiniz efendim. Sorularım olacak size. Hazırsanız peki. İlk sorum geliyor. Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Karpuz. Karpuz doğru cevap. Yazın bir karpuz olsun, bir peynir olsun, bir kavun olsun yetiyor değil mi aynen insana? Öyle. Sulu sulu. Portakal en sevdiğin meyve? Muz. Senin Recep? Kivi. Her seferinde yanlış bir şey söylüyor Recep. Benim şeftali, sizin? Benim de şeftali. 3 kilo olsun yerim, biliyor musunuz? Abi. Ama bir şartım var, ayıklanmış olması lazım. Ben ayıklamayacağım. Hazır gelecek önüme, öyle yerim yani. Simay senin? Ne? Erik. Erik senin bu sen? Kiraz. Kiraz. Dalları basmış erikle kiraz diyerek devam ediyorum ikinci soruya. Evet. Zamanla şartlar çok değişti anlamında kullanılan sözde. Altından çok sular aktığı söylenen şey nedir? Köprü. Köprü. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Ve konuşurken bir de maskem düşmese çok daha mutlu olacağım. Son sorum şu. Yerine mutlaka getirilecek güvenilir söz kimlerin adıyla anılır? Ne sözü deriz? Mutlaka tutacağımız o söze. Aklıma gelmiyor ama. Bir şey sözü deriz. İ bilmiyorum harfiyle başlıyor. Gerçi ben mutlaka tutacağım söze ne diyorum biliyor musunuz? Zaten tutmayacağım şeye söz vermem de. Karşımdaki gerçekten mi falan diyorsa bahar sözü diyorum. Ama genelde bir şey sözü deniyor. İ harfiyle başlıyor. Anımsayamadım ya. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Evet. İzci sözü olacaktı. İzci sözüydü. Olsun, maksat yarışmaktı. Evet, teşekkürler. Renk kattım. Sağ kendine olun. Çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. İyi günler. Bir beyefendi var yanımda. Oradan izliyordu bizi Recep'cim, portakalcım. Ama böyle beyefendi emin olamadı kendinden. Buse tuttu kolundan getirdi beyefendiyi. Kıramadınız siz de. Evet. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sizi tanıyalım. Ben Fahrettin, Hataylıyım. Hatay, evet. Hatay mutfağı da acıkmış olabilir miyim arkadaşlar ben? Gerçekten bir yemek yiyelim diyor Recep. Tamam, yeriz. Peki Hatay'ın neresinden? Hassa. Efendim? Hassa. Hassa. Evet. Hiç gitmediğim için bilmiyorum valla. Tüm Hatay'a selam olsun. Teşekkürler. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? İstanbul'da özel bir şirkette çalışıyorum. Tam karşınızda hatta. Tamam, marka söylemeyeyim. Görüyorum ben şirketi. Aynen. Ne işle meşgulsünüz? Bölge müdürüyüm. Bölge müdürüsünüz. Evet. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim size. Şimdi beyefendi yiyecek içecek sektöründe bir yerde çalışıyor. Evet. Şunu soralım. İnsanlar şimdi bu Covid-19 sürecinde sokakta yemek yemekten de biraz çekiniyor anladığım kadarıyla. Ne söylemek istersiniz? Mesela nasıl imkanlar alınıyor yemek, daha doğrusu nasıl tedbirler alınıyor yemek sektöründe? Ya pandemi süreci biraz sıkıntılı geçiyor bildiğiniz üzere. Ama biz genel anlamda bütün tedbirleri almış durumdayız. Rahat, gönül rahatlıkla gelebilirler yani. Mesela eskisine göre ne gibi değişiklikler var? Yani şöyle, maskesiz kesinlikle müşteri kabul etmiyoruz. Dezenfektanları öneriyoruz. Artı işte sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz de buna işte riayet etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hijyenik bir ortamda servisimizi yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki, kolaylıklar dileyelim. Teşekkür efendim. Ederim. İlk sorum geliyor size. Bir makinede ya da araçta ayak yardımıyla dönmeyi ve hareketi sağlayan düzeneğin adı nedir? Tekrar alsam. Bir makinede ya da araçta ayak yardımıyla hareket etmeyi sağlayan düzeneğin adı nedir? Arabada ne vardır mesela? Direksiyon. Başka? Ayak yardımıyla? Pedal. Pedal doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Geçiyorum. İkinci soruyu ama geçmeden şunu da sorayım. Araç kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Peki İstanbul trafiği ne durumda? Çok berbat durumda. Çok berbat. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Pandemi dönemi bitti. Hani şimdi dikkatli bir şekilde dışarı çıkılıyor ama insanların dışarı çıktığını ben de trafikten anlıyorum. Evet.
Peki ama yine mümkün mertebe işi olmayanlar lütfen evde kalsınlar. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle. İkinci sorum şu. Japonya'nın başkenti neresidir? Tokyo. Tokyo doğru cevap geliyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde doğru cevabı aldım. Hiç yurt dışına gittiniz mi? Bir defa çıktım. Gürcistan'a geçtim o da. Onun haricinde herhangi bir yere gitmedim. Var mı bir hayaliniz? Şurayı merak ediyorum dediğiniz bir yer. Yani Norveç'i merak ediyorum açıkçası. Norveç'i neden Norveç? Yani neden Norveç? Orası hani yeşillik, doğa ondan doğasından dolayı. Evet, doğasından Portakal dolayı. Portakal gittim diyor. Doğası güzel mi Norveç'in? Oslo aynen. Çok güzel diyorsun. Peki, pek portakalla konuşursunuz kamera arkasında. Efendim son sorum da şu. Bir Anadolu kasabasına televizyonun gelişini anlatan ve pek çok ünlü oyuncunun rol aldığı filmin adı nedir? Vizontele. Vizontele doğru cevap. Efendim Zeki Müren de bizi görecek mi diyorlardı. Peki harikulade. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Gayet güzel. Eğlenceliydi. Katılmışsınız iyi ki değil mi? Evet kesinlikle. Market çekiyle uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Bizim çok sağ olun. Bizim için bir maksat yarışmak olsun. Teşekkürler çok sağ olun. Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Maksat yarışmak olsun. Bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Her zaman olduğu gibi. Bugün de maksat yarışmaktı. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.